Doğayla kanından tüm oyun severlere merhaba. Bugünkü videomuzda Şubat ayının ve bazıları için belki de yılın en fazla beklenen oyunu olan Hogwarts Legacy'yi konuşacağım. Oyunu çıktığı gece indirip oynamaya başladım ve e, şu ana kadar yaklaşık 15 saat zaman geçirdim ve genel bir fikir sahibi oldum diyebilirim. Aslına bakarsanız çıktığı gün canlı yayın yapmayı planlıyordum. E, ancak ülkemizin karanlık günler yaşadığı zaman da açıkçası pek içimden gelmedi. Ve ülke çapında da milli yas var. Ona da biraz saygı göstermek amacıyla bugüne bıraktım bu videoyu. Bunun haricinde de zaten oyunlarla ilgili herhangi bir geçtiğimiz hafta içerik hazırlamadım. Neden? Çünkü hani gerçekten vatandaşlarımız çok zor durumda. Ve zaman alacak bu krizi atlatmamız. Sağolsun birçok bağımsız yardım kuruluşu ve kişisel çabalar sayesinde bayağı bir destek oraya gitti ve gitmekte. Ancak... Maalesef organizasyon eksiklikleri oldu kulağımıza geliyor. Biz de bütçemiz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Umarım yani 2023 yılının devamında ülkemizin üzerindeki bu kara bulutlar dağılır ve daha aydınlık günler görebiliriz diyerek videomuza geçelim. İşte bu videoda da amacım biraz olsun kafamızı dağıtmak ve oyun dünyasının ana gündeminde olan Hogwarts Legacy hakkında sizlere bilgi vermek. Harry Potter franchise'ı gerek kitapları, gerek filmleriyle çocukluk ve gençliğini 1998 ile 2010 yılları arasında geçirmiş kişilerin hayatında çok önemli bir iz bıraktı dersek herhalde abartmış olmayız. Ne var ki oyun dünyasında birçok film franchise'ında olduğu gibi çok iyi şekilde temsil edilmedi. Aklıma gelen en iyi örnek açıkçası oğlumla beraber keyifle oynadığım Lego Harry Potter oyunlarıdır. Ancak onlar da tabii daha çok çocuklara hitap eden ve fazla ciddi alınacak yapımlar değildi. İşte bu nedenle yüksek bütçeli bir Harry Potter oyununa insanlar bir süredir aç beklemekteydi. Hogwarts Legacy bundan yaklaşık 3 yıl önce duyurulduğunda tüm gözler bu oyunun yapımına çevrildi ve beklentiler gün geçtikçe arttı. Tüm bu gelişmelere paralel olarak Harry Potter kitaplarını yazarı J.K. Rowling, sosyal medyada cinsiyet aktarı ile ilgili yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı özellikle Vogue medyanın şimşeklerini üzerine çekti. Ve ilginç bir şekilde Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi yaklaştıkça oyun bu görüşü savunan medyanın saldırısına uğramaya başladı. Warner Bros'un altında faaliyet gösteren oyunun üreticisi Avalanche, J.K. Rowling ile bir bağlantının olmadığı ve oyunun onun düşüncelerini yansıtmadığı hakkında kendini savunmak durumunda kaldı. Özetle Hogwarts Legacy'i hem oyuncular hem de sosyal medya savaşçıları dört gözle bekler oldu. Ve çeşitli gecikmelerden sonra nihayet 10 Şubat tarihinde oyun piyasaya sürüldü. Hogwarts Legacy şu ana kadar genel olarak medyadan olumlu eleştiriler aldı. Ancak bir yandan da bahsettiğimiz kesim sistematik olarak oyunu karalama kampanyası yürütmekte. Örneğin Twitch'te canlı yayın açan içerik hazırlayıcıları bazı sosyal savaşçılar tarafından chat mesajları ile bildiğiniz tacize uğramakta ve oyunu oynadıkları için suçlanmaktalar. Yine bu kesim tarafından birçok yerde yorumlar kısmına kasıtlı olarak oyunun sonu ile ilgili spoilerlar bile bırakmakta insanlar. Ve bazı medya kaynaklarında oyuna acımasız eleştiriler getirdiğini görüyoruz. Örneğin The Wire adlı dergi oyuna 10 üzerinden 1 verdi. Ve gerekçeleri okursanız bu yazıyı yazan kişinin pek tarafsız bir içerik hazırlamadığını göreceksiniz. Eğer siz de bu gelişmeleri takip ediyorsanız muhtemelen kafanız karışmıştır. Bu oyun gerçekten söylendiği kadar iyi mi? Ya da eşcinsel karşıtı ve bağnaz fikirlerini acaba bize mi satmaya çalışıyor? İşte bu tip sorunlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Hogwarts Legacy hakkındaki görüşlerim son derece olumlu. Özellikle Harry Potter hayranlarını çok mutlu edecek. Ayrıca sihir dolu bir açık dünyada araştırma yapmak isteyen ve biraz da role playing öğesi arayan oyuncular için biçilmiş kamptan. Ancak kusursuz bir oyun da değil. Henüz oyunu bitirmediğim için bu videoda tam bir inceleme yapmayacağım. Artıları ve eksilerini sırayla sayarak gitmeyi tercih edeceğim. Hogwarts Legacy'nin açık dünyası gerçekten çok başarılı tasarlanmış kitaplardaki ve filmlerde görmüş olduğunuz büyüleyici atmosferi başarılı bir şekilde oyuna taşıyabilmişler. Açık dünyanın merkezi tahmin edeceğiniz gibi Hogwarts okulu ya da şatosu. Ancak e, açık dünya sadece buradan ibaret değil. Bunun etrafında e, gezilecek e, açık mekanlar bulunmakta. Ufak yerleşim alanları da bulunduğu gibi bir sürü tanıdık mekan da oyuna taşımış. Örneğin Hogsmeade adlı kasaba burada bulunuyor. Burada satıcılardan çeşitli alışverişler yapabilmektesiniz. Özetle nostalji arayanlar için ideal bir oyun. Yeni tanışanlar için yani Harry Potter dünyasında yeni tanışıyorsanız, yaşınız <laughs> buna uygun değilse daha gençseniz gayet ilgi çekici ve sizin bu dünyaya giriş yapmanız için gayet uygun bir malzeme. Hogwarts Şatosu'nun içi gerçekten çok eğlenceli. Her yeri sır ve gizem dolu açık mekanlar ve zindanlarında gayet iyi tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle diyeyim hani boğucu değil. Bazı açık dünyalar gerçekten e, aktivite üstüne aktivite dolu. Evet bunda da aktivite çok ama e, burada bir şekilde sanki dengeyi iyi ayarlayabilmişler. Ya da en azından oynadığım sürede beni e, sıkmadı. Şu an e, çok büyük keyif alıyorum oynarken. Hatta bu videoyu çeker çekmek için biraz öfleyerek mikrofon başına geçtim çünkü bir an önce oyuna dönmek istiyorum. E, açık Dünya'da tabi navigasyon çok önemli bir olay. Navigasyonu son derece pratik yapmışlar. E, sık Fast Travel yani hızlı seyahat noktaları koyulmuş. Bunlar da yine akıllıca tasarlanmış. E, harita biraz tabi Hogwarts Şatosu'nun içinde e, dikey gittiği için neresi nerede bazen kavrayamayabiliyorsunuz ama çok büyük problem değil. E, burada tabi navigasyon demişken e, aynı zamanda e, uçmaya yani işte e, uçan süpürgeye erişim sağladığınız zaman Navigasyon çok çok daha da pratik olabilmekte istediğiniz noktada daha hızlı da gidebiliyorsunuz ve e, birçok kez de fast travel yani böyle e, Hogsmeade'a falan gitmek istemiyorsanız çok kullanmayacağınızı göreceksiniz gezmek çünkü gerçekten eğlenceli. Açık dünya tasarımı ile ilgili eksi ararsak biraz zorlanacağız çünkü oyunun belki de en güçlü yönlerinden bir tanesi bu. Ancak şunu belirtebilirim e, örneğin bir hikaye görevindeyseniz oyun sizi o hikaye görevinin sınırlarının dışına çıkartmaya e, izin vermiyor. Yani geri dön hikayeye diye uyarı da bulunabilmekte. Çünkü özellikle Hogwarts şatosu dışına çıktığınız zaman biraz belki uzaklaşmak istiyorsunuz sizle gezen NPC'den. Buna izin vermiyor. Yani %100 serbestlik oyun bize tanımıyor ama bu tip senaryolarla çok da fazla karşılaşmıyoruz açıkçası. Biraz hikayeden konuşursak. Hikayemiz Harry Potter'ın geçtiği zaman 100 yıl öncesinde geçmekte. Yani kitap ve oyunlardan hatırladığınız karakterlerin sadece hayaletler. ...le karşılaşacaksınız. Birçoğu çünkü doğmamış ya da çocuk yaştalar <laughs> öyle diyebilirim. E, o nedenle yeni isimler karşınıza çıkıyor ama bazı soyadlar size tanıdık gelecek. E, ana hikaye izlettirecek kadar ilgi çekici diyebilirim ama... ...çok da üzerinde konuşulacak boyutta değil birçok şeyi tahmin edeceğiniz e, olaylar olmakta. E, yani fazla kalıpların dışına çıkmıyor diyelim Burada spoiler vermek istemiyorum ama yani e, oyunun başında özetle yani e, sanki tıpkı Harry Potter'mış gibi yine oyuna e, pardon şey e, okula yeni gelen bir öğrenciyi temsil ediyorsun, etmektesiniz. E, ancak 5. yıldan giriş yapıyor yani Harry Potter'da hatırlarsanız hani eğitme için çok yaşlı muhabbeti falan yapıyorlardı. Yani burada hatta iyice bildiğiniz ergenlik canında bir karaktere oynuyorsunuz. E, ve daha sonra tabii ki yine e, seçilmiş kişi muhabbeti birçok klişe oyunlarda olan burada da bulunmakta. Özetle yani e, hikaye oyunun güçlü taraflarından biri değil ama zayıf da değil orta değil. Karakterlerle ilgili konuşalım. E, şimdi evet dediğim gibi e, yeni karakterler e, icat etmişler oyun için. E, Avalanche burada e, açıkçası başarılı. Bunların çoğu ilgi çekici e, arka plan hikayelerini falan ilgiyle dinliyorsunuz bazı hatta bildiğimiz karakterlerin ataları. Yani işte az önce dedim ya tanıdık soyadları var diye. mesela hani Weasley'lerin soyundan gelen bir kişi belki hani Ron Weasley'nin büyük büyük annesi falan olabilir. <laughs> konuştuğumuz kişi tam şeyini detayını bilmiyorum. Eee hayaletlerden de işte Peeves ve işte Headless Nick bulunmakta. Özellikle Peeves'i görmek kitap okuyucuların hoşuna gidecektir. Çünkü filmde Peeves karakterini koymadılar da. Ve kitapta da baya önemli role sahip e, bu oyunda da sık sık karşımıza çıkmakta. Bu konuyla ilgili eksi yani karakterlerle ilgili tamam yeni karakter dedim ama bazıları açıkçası eskilerinin kopyası gibi. Yani öncelikle ana karakterimiz evet hani e, karakter seçim ekranından işte e, yüz atlarını vesaireyi değiştirebiliyorsunuz ama hani hazır kalıp modeller var ben onlardan seçtim. E, tipi bir kenara bırakalım ama. Mesela seslendirme bir erkek bir kadın için seslendirme seçmişler. E, erkeğin seslendirmesi e, yani eşim bunu oynarken Daniel Radcliffe mi bu dedi. E, hakikaten o kadar benziyor ki sesi. Yani, Harry Potter'ı sanki oynuyormuşsunuz e, hissiyatını bırakmakta. Tabii ki aynı kişi seslendirmiyor ama özellikle tabii bir de klasik İngiliz aksanıyla da konuşmakta ama e, konuşma vurguları vesairesi falan e, gerçekten hani Harry Potter gibi. Bunun haricinde mesela uh, herbalist dediğimiz işte bu e, yabani bitkilerle bilmem neyle uğraşan mesela öğretmen yine Harry Potter'daki e, karakterin çok benzeri. İksir öğretmeni yine Sever Snape'e çok benziyor. yani e, böyle bir takım şeyler paralellikler kurulmuş. Belki kasıtlı yapmış olabilirler. Yani Harry Potter franchise'larını oynayanlar kendilerini evinde hissetsinler diye yapılmış olabilir ama bence biraz daha orijinal hareket edilebilirdi. Bu arada tabii videonun başında söylediğim gibi işte bu Vogue medyanın saldırısına uğruyor demiştim. Aslına bakarsanız çok haksızca bir saldırı. Çünkü oyun içinde özellikle diversity dediğimiz bir olay yani dünyada çok önemli bir konu farklı işte ırklardan işte farklı cinsiyetlerde kişinin temsil edilmesi olayı burada gayet net karşımıza çıkıyor. Bu tabii iyi mi? Hem iyi hem kötü diyeyim. Hangileri iyi? Arka planı açıklananları iyi. Yani bu karakter niye orada? Yani bazı özellikle dizilerde rastgele koyuyorlar. Yani hiçbir açıklama yapmıyorlar. Mesela burada Afrika'dan gelen bir transfer öğrencisi var. Son derece başarılı bir karakter. Neden orada olduğu gayet iyi açıklanıyor ama bazılarında inanması zor. Çünkü burada yani 100 yıl önce düşündü geçtiğini düşünürseniz yani 1800'lerde falan herhalde geçiyor olsa gerek. Bildiğiniz gibi yani sonuçta hani ırkların karışması falan filan o dönemde biraz zor. transportasyon, ulaşım açısından. Eee yani şu an yani okulun içindeki bulunduğu hani e, her ırktan, milletten kişinin bulunması biraz sanki günümüzde geçiyormuş havasını yaratmış. Yani e, günümüzdeki politik ortamı yansıtmaya çalışmışlar gözüküyor. İnandırıcını biraz kaybetmekte ama anladığım kadarıyla artık e, günümüzde beklenti bu şekilde e, oyunda buna uymuş. Ve neden e, eleştiriler uğramış anlamak mümkün değil. Grafikler ve performanstan bahsedelim. E, oyunun en önemli eksilerinden bir tanesi bu bence. Neden? Çünkü optimizasyonu iyi yapılmamış oyunun. Ee, i̇lk gün gelen yama biraz düzeltmiş bir takım sıkıntıları. Ben e, ön sipariş yani bu özel e, basıma ön sipariş vermediği için hani 3 gün oynayan önce oynayan oyunculardan biri değilim. Benim elime geçtiğimde fena değildi durumu. E, belki hani önceki daha da kötü olabilir ama fena değil dediğim bile bir sürü sıkıntılarla karşılaşıyoruz. E, PC'de özellikle bilgisayarda çok yüksek donanım istiyor. Evet, grafikleri iyi ama o kadar da iyi değil. Yani bir e, Callisto protokol ya da Dead Space'teki efektler kadar e, çarpıcı grafiklerle karşılaşmıyoruz. Kötü performansı örnek gösterirsem oyundaki yani kötü optimizasyonu ya da e, sıkıntılı durumlara. Örneğin e, görev ile ilgili sahneler ilk başladığında evet hani oyun içindeki hani motorla e, bu sahneleri oynatıyor ama yine sonuçta e, Cutscene dediğimiz sahne gibi başlamakta. Bunlar ilk başladığında e, FPS değerler anormal düşebiliyor birçoğunda. Yani burada onlara kadar düşmekte bir yandan. 60'tan 10'a kadar düşüyor ve sanki e, ağır çekimde izliyormuşsunuz gibi. E, ardından bazı bir anda böyle çok genişleyen açık me mekanlara ilk çıktığınızda yükleme sırasında yavaşlama var. E, PC'de birçok oyunda maalesef bunu yapıyor son dönemlerde. Yine ekran çok meşgul ise çok fazla karakter falan varsa yavaşlamalar olabilmekte ray tracing özellikleri yine son zamanlarda çıkan oyunlar gibi hikaye ray tracing'i açtığın zaman mahvoluyor şeyler. <laughs> hani benim şeyim ekran kartım çok çok yüksek bir model değil ama iyi yani 4000 serisi modellerle oynayanların da ray tracing'in güzel çalışmadığı söyleniyor. belki düşük jenerasyon versiyonları çıkarken bu saydıklarım düzeltilebilir çünkü Sonuçta bu PlayStation 4'te Xbox One'da hatta Nintendo Switch'te bile çıkacağı ve hatta galiba Steam Deck'te de oynanabilecekmiş. Yani burada oynanabilecek şekilde çıkaracaksa oyun şu an çıkmadan önümüzdeki aylarda çıkacakmış. O zaman hani şu an mevcut belki grafik kartı ya da bir takım özellikle eksik kalan PC'lerin kaldırabilmesi lazım. Bu arada tabii şeyde konsollarda da bir takım sıkıntılar var. Tabii ki yani yoğunluk her zamanki gibi PC'de ama konsollarda sorunsuz değilmiş. Bu arada tabii dar mekanlarda özellikle zindanlarda falan canavar gibi çalışıyor oyun. Gayet hızlı özellikle kombat sırasında hiçbir yavaşlama olmuyor. Seri bir şekilde hareket ediyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Oyun şeyiniz, deneyimiz kesinlikle bozulmuyor. Yani bu dediğim özel belli yerlerde yavaşlama var. Ve işin ilginci uçma bölümlerinde güzel yapmışlar oraları. Yani havalanınca hani bir sürü aşağıda hani olay yaratıyor. Ben hani Tamamen oyunun olacağını e, düşünmüştüm. Tam tersi gayet hızlı şekilde havada uçabilmektesiniz. E, orada da sıkıntı bulunmamakta. Yani gördüğünüz gibi performans değişkenlik gösteriyor. Gönül isterdi ki hiçbir takılma olmasın. E, benim özellikle oynadığım bilgisayarda e, örneğin oyunu oynuyorum, kapatıyorum. Bilgisayarı restart etmeden oyunu tekrar çalıştırırsam e, takılmalar oluyor. Belki kendi bilgisayarımla ilgili olabilir ama e, sanki yani oyunun yapısıyla ilgili de olabileceğini düşünüyorum bu sorunun. Hogwarts Legacy'nin bir başka e, artılarından bir tanesi combat yani dövüş kısmı büyü dövüşü son derece e, orijinal yapmışlar tasarımı hiç beklediğim gibi çıkmadı ve eğlenceli büyüleri seri bir şekilde bağımsız gün e, yolluyorsunuz e, çünkü burada şey e, klasik role playing oyunları gibi mana havuzu olayı yok öyle diyeyim e, tabii ki yani PvP düşünmeden yapılmış bu e, tasarım. Yani karakteriniz net bir şekilde güçlü diğer şeylere göre, düşmanlarınıza göre. Ee, ancak çok çok kolay değil oyun. Öyle diyeyim. Ee, ben normal yani bir, bir alt zorlukta oynuyorum. Zor da oynamıyorum. Yer yer hani sıkıntılı birkaç yani üst üste oynadığım kısımlar oldu. Ee, ardından e, savaş sırasında e, Şimdi şöyle diyeyim genel olarak ben kitaptaki e, şeylerin hani e, büyülerin filmde de bunlar yansıdı. Yani böyle ismini söyleyerek büyüyü sallamayı biraz komik buluyorum. Sonuçta ben de Harry Potter franchise'ına 30'larımdan sonra tanıştım. Yani e, belki yani çocuk kafalarına da hani bunlar hoşuna gidiyor olabilir ama biraz saçma buluyordum. Büyüler de yine role playing oyuncusu olarak bana çok e, orijinal gelmiyordu ama oyun bir şekilde e, bunları çok iyi e, taşıyabilmiş. E, yani bazı büyüleri araştırma amaçlı kullanıyorsunuz ya da puzzle çözme amaçlı kullanıyorsunuz. Bazılarını Direkt kombat amaçlı, saldırı amaçlı kullanmaktasınız. Bazı büyülerin mesela hem saldırı hem açık dünyada görevi var. Örneğin aksiyo büyüsü yani normal savaşta rakibi size çekerken bir yandan açık dünyada da cisimleri kendinize çekme yani telekinesis gibi kullanmaya yaramakta. Bu sadece bir tanesi. Yine bir örnek daha vereyim, Mesela havaya kaldırma büyüsü yani açık dünyada da hani cisimleri havaya kaldırmak için kullandığınız gibi aynı zamanda kombat sırasında da rakipleri havaya kaldırıp hafifletiyorsunuz. O zaman daha fazla hasar veriyorsunuz gibi çok güzel tasarımlar var. bunun dışında büyülerin renk taması bulunmakta. Mesela kırmızı renkli büyüler daha alev ağırlıklı yerden gelmekte ve düşmanların da hangi büyülere karşı dayanıksız olduğunu da anlıyorsunuz. Ona göre büyü yollamanız lazım. Ya da üzerinde bir zırh varsa onu kırmanız için gereken renkte büyü atmanızı anlıyorsunuz. Ve bunları yaparken işte tuş seçimleri son derece önemli. Tuş atamasında da bir takım kısıtlamalar yapmışlar. Yetenekleriniz arttıkça ekstradan tuş takımları açılmakta. Sonuçta yani onları yönetmesi de ayrı bir stratejik oyuna dönüşmekte. Evet yani siz çok güçlüsünüz ama Doğru büyüğü, doğru zamanda atmanız lazım. Sonuçta e, space tuşuna basıp oyun durmuyor, <laughs> seri bir şekilde hareket etmekte. O nedenle yani turn-based ya da durdurarak e, savaşma değil, ama e, son derece başarılı, seri, heyecanlı bir combat sizi bekliyor, öyle diyeyim. Oyunun e, akışı çok iyi kurgulanmış. E, her şey yavaş yavaş açılmakta ve öğrenmek için size yeterli süre veriliyor. Yani e, evet, birçok oyunda da yine bu mantık vardır ama böyle bir iki şey gösterir. Ondan sonra bir anda açılır. Böyle boğulursunuz. Ne yapacağım, ne yapacağım diye. burada hakikaten adam adım gidilmekte. Yani ana görevler ve yan görevler dengeleri gayet iyi yapılmış ama benim tavsiyem özellikle belli bir noktaya kadar ana görevleri yapıp çok fazla açık dünyaya yayılmamanız. Yani çünkü temel özellikleri açmanız için yani bayağı bir ana görev yapmanız gerekiyor. İlerlemeniz lazım. Yani şu an bulunduğum noktada mesela canavar yani yaratıkları Nasıl eğiteceksiniz falan o kısma gelmedim. Ki yani 15 saat oynamış durumdayım öyle diyeyim. Özetle yani hakikaten ben oynadığım karakter okula yeni gelmiş bir öğrenciymişim gibi hissettiriyor bu tasarım. Yavaş yavaş büyüler öğreniyorsunuz. Yeni büyüler öğrenmeniz için öğretmenleriniz size bir takım ödevler veriyor. Onları yaptıktan sonra geliyorsunuz size büyüyü öğretiyor falan şeklinde. E hakikaten yani okulda dediğim gibi şey sınıf atlıyormuşsunuz ya da yavaş yavaş kendinizi geliştiriyormuşsunuz hissini çok başarılı şekilde vermiş oyun. Eksiler var mı tabi kurguyla ilgili? Elbette bulunmakta hatta baya bir fazla. Bundan çoğu ufak tefek ama bir araya gelince açıkçası rahatsız edebilmekte. O yüzden mükemmel oyun demiyorum. Başlayalım. Mesela stash olmaması yani envanterinizdeki envanter demeyeyim de Gear yani teçhizat üzerinize size gideniz kıyafetleri bazılarını sonra kullanmayı falan hani düşündüğünüz ya da yedekte tuttuğum gibi bir şekilde staj yapmanız mümkün değil. Envanteriniz ve aksi gibi çok çabuk doluyor. Neden hani staj koymamışlar odanıza anlamadım çok saçma bir karar. Ya iki bir satışa gitmeniz lazım. Bu da oyunun akıcılığını bölmekte burada tabii oyunun tavsiye edeceği yani ya da e, oyunda ilerlemiş kişiler varsa e, o zaman şey yani bırakın yani eşyaları yere ya da yok edin diyebilirsiniz ama bir yandan benim gibi pinti insanlar varsa yani elinizdeki her e, eşyayı satmak istiyorsunuz karşında altın karşılığını almak istiyorsunuz. Destroy yok ettiğiniz zaman size altın karşılığının hiçbir şekilde gelmiyor yani havaya uçmakta. E, ama anladığım kadarıyla oyun ilerledikçe e, belki de yok etmenin daha mantıklı olacağını kavrayacağım. Çünkü göründüğü kadarıyla hani para çok şu ana kadar çok büyük sorun değilmiş gibi. Yine de envanter miktarı arttırılabilirdi. Bunu arttırmak için tabii bir takım şeyler yapmanız gerekiyor oyunda. Yavaş yavaş envanter kapasiteniz artıyor. Ama belli bir noktada hep şey yapacaksınız. Hani envanteriniz dolup sürekli gidip satış yapmanız gerekecek. Burada gear yani teçhizat demişken üzerine giydiğiniz kıyafetler ve loot, ganimetler hemen geçerliliğini kaybediyor oyunda. Ee, ve her e, üzeriniz giydiğiniz kıyafetin yani bir saldırı, bir savunma istatistiği var. O açıdan da son derece basit. Ee, daha iyisini bulduğunuz zaman hemen e, şey yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Yani böyle saklayayım sandığa gidip bakayım gibi bir şans vermemişler. Yani çok bir şey ifade etmiyor ve sunduğu şeylerde böyle komik şapkalar, gözlükler falan veriyorlar yani pek şey, şey gelmedi bana. Orijinal gelmedi. Burada işte Assassin's Creed oyunlarına benzettim. Orada da böyle sirküle ediyor sürekli üzerinize giydiniz. Ee, ve role playing şeyini havasını biraz kaybetmekte o nedenle bu kısımda oyun. Ee, yine role playing ile ilgili özellikle benim zaten şikayetlerim. Mesela karakter yaratma ekranı çok matat değil. Bu oyun, bu kısmı çok daha iyi yapan oyunlar gördüm. Benim açıkçası takıldım bir konu değil ama bu konuda çok meraklı olan hassas kişiler var, beğenmeyebilirler. Yani ortalama diyeyim. ve çeşitli kısıtlar var ya da ben becermemiş olabilirim. Mesela kırmızı saçlı mesela bir tane kadın karakter yaratayım dedim. Tam istediğim kırmızı tonunu bulamadım gibi. Ardından house yani ev seçimi üye olduğunuz kulüp diyeyim çok önemli taşımamakta bu oyunda. Sadece başta böyle kendinizi farklı hissettiriyor ve istiyorsanız hani farklı ev seçebiliyorsunuz oyunu size atadığından farklı olarak. Tekrar oynarsanız da yani içinde bulunduğunuz kulübün de çok etkisi yok. Başta farklı hissetmenizin nedeni Dragon Age Origins oyununa benzettim ben onu. Başladığınız noktayı değiştiriyor. Yani mesela o evin mesela Slytherin seçiyorsanız hani Slytherin'in bölgesinde başlıyorsunuz. İlk olarak mesela Slytherin NPC'leri konuşmaya başlıyorsunuz. Ama sonra oyun açıldıkça fark ediyorsunuz ki diğer NPC karakterleri zaten konuşacaksınız. Yani biraz hani öncelikleriniz değişmekte. O nedenle e, oyunu tekrar oynamak için çok fazla ben neden göremiyorum. Yani bu e, oyunu bitirip de açık dünya yüzde yüz yaptıktan sonra aa dur bakayım bu sefer de Gryffindor oynayayım. <laughs> Bilmiyorum ne kadar doğru bir karar olur ama tabii Harry Potter fanıysanız büyük ihtimalle bunu yapacaksınız. Yine benzer şekilde asa want seçiminiz çok önemli gözükmüyor ki oyun sanki çok önemliymiş gibi bize e, prezente sunum etmekte değil. Açıkçası tamamen görsel olay. E, gönül isterdik ki e, wand'ın hakikaten e, etkisi olsun, büyük gücünüzü, vesairenizi, istatistiklerinizi etkilesin. E, oyunun uzunluğu ortalama 25 saat diyorlar ana hikaye bitirmeye ama bana pek e, şeye gelmedi, gerçekçi gelmedi. E, her şeyi yaparsanız 50 saat ortalama diyorlar, ama biraz daha kötü oynarsınız ya da çok geziniyorsanız bu eminim bu 50 saat 70 lira falan çıkabilir. Bu saydıklarımda özellikle roleplaying playing hafif olduğunu söylemiştim yani istatistik sayısı yetersiz işte teçhizat vesaire falan filan son derece basit e, tasarlanmış. O nedenle bu oyunu role playing oyunu diye lanse etmeleri biraz hata. Bu şey yani e, açık dünya action role playing oyunu diyeyim. E, ve hatta Elden Ring de mesela bir ARPG yani action RPG ama Elden Ring'de çok daha fazla role playing ö, şey en azından combat açısından. Burada role playing daha çok kişilerle olan konuşmalarda. Yani hakikaten orada seçenekler veriyor ama o seçeneklerde de bazı yerlerde tekrar yükleyip baktım. Evet bana yani bazı değişik sonuçlarla e, bitmekte ama ana hikaye çok fazla değiştirtmiyor. Yani değişik yollara sizi yönlendirmemekte. Ama yine de role playing oyunu oynuyormuşsun sizsini vermekte en azından e, karakterlerle olan konuşmalarda. Bir başka önemli konu da e, karakteriniz neticede, neticede bir büyücü mage karakteri ya da wizard diyelim ya da witch. E, yani gidip de okçu ya da işte kılıç kalkan oynayan melee karakter oynamanız mümkün değil. Bu o tarz bir role playing oyun değil. Bu da oyunun doğasında var. E, firma yapabileceği bir şey yok bu konuyla ilgili. Elbette yani e, kullandığınız büyüye göre farklı build yapmak mümkün. İstiyorsanız alev büyülerine ağırlık verebilirsiniz istiyorsanız başka tip büyüleri falan buna göre şekillendirebiliyorsunuz. Çünkü yetenek puanlarınız sınırlı. E, buna uygun seçmek e, işin doğrusu ama çok fazla kalıpların dışına çıkmanız mümkün değil. Yani e, özetle büyücü oynayacağınızı kabullenerek bu oyuna girmeniz gerekiyor. Evet videomuzun sonuna geldik. E, ben detaylı inceleme yapmayacağım dedim oyunu bitirmediğim için ama e, biraz sohbet havasında inceleme kısmını e, yapmayı tercih ettim bu sefer. Yani yazılı bir yerden konuşmayarak <laughs> bu videoyu çektim. O yüzden biraz uzun sürdü, yani neredeyse yarım saati buldu bu video. Buraya kadar izlemişsiniz, çok çok teşekkürler. E, oyun 700 Türk Lirası, az bir para değil gerçekten de. E, Harry Potter fanıysanız ve maddi durumunuz iyiyse kaçırmamanız gerekiyor. E, ancak maddi sıkıntılarınız varsa, e, özellikle de ülkemizin e, yaşadığı bu günlerde, zor günlerde paranızı başka yerlere aktarmak daha doğru karar olabilir. Belki de e, indirim beklemenizde yarar var. Ancak e, oyun bayağı sattı ve satacak e, o nedenle indirimin gelmesi de biraz uzun sürebilir e, bunu da burada belirteyim e, ve e, Hogwarts Legacy ile ilgili tıpkı Elden Ring'de olduğu gibi e, kılavuz niteliğindeki içerikler hazırlayacağım e, Oyunu satın almazsanız bile belki onları takip ederek biraz daha fikir sahibi olabilirsiniz yani bu videoyu takiben önümüzdeki günlerde e, Hogwarts Legacy ile ilgili içerikleri izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Abone değilseniz de abone olursanız memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.